Tamam. Hoş geldin Metin. Hoş bulduk abi. Nasılsın görüşmeyeli? Ya abi uzun zaman oldu, 3 hafta kadar. Değil mi? Aynen. Ne, çantada kuş mu getirdin? Yok ya abi. O kadar değil de yani. Ama var, kızım var. Güzel. Oğlum, ne yaptın sen ya? Bu ne? Neto ya, her geldin öyle. Hayır, sabah şimdi şey geldi, misafir benimle geldi. Sabah dedi ki Kaan abi çantada kuş mu getirdin? Dedim bu kadar da çakmasaydın keşke. Ulan ben onu oğlum esprisine dedim. Ulan gerçekten ya. Çantada kuş vardı. Oğlum, ona benim... bir yer yaptım. Ya bu ne, kaçmıyor? Ya şimdi tasma taktık ona da yanımda büyüdü zaten, kaçmaz. Sevdirir mi? Sevdirir. Bu tasmayı da... Oğlum gitti lan. Oğlum tasmayla kuş mu bakılır? Ya tasmanın sebebi şu. Normalde bıraksam da benden gitmez ama kediler falan, yabancı tabii kuşlar, aynen. Yırtıcı kuşlar falan onun iyiliği için aslında. Aynen yani ama dışarıda gezdirilmez herhalde bu. Yok yine gezer. Bu şimdi sultan papağanı mı? Aynen. Yavrusu. Biraz kel aynağı benziyor. Evet, niye öyle? Ya bunu anne kuş yeniden yumurtlamak istediği oğlum, zaman. Sen neyi öyle ima etmeye çalışıyorsun? Şey ima ediyor Metin bence burada. Saç mı ektirdin? Hemen linke tıklıyoruz. Bana mı? Sıkmıyor değil mi onu? Yok. Bunun amacı zaten bu. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. Normalde takmam da gitmez ya, kesinlikle yazık. Ama. Kafası çok üzüldü beni. Bir hafta kalmaz çıkarım. O kafasından acaba. Annesi mi yolmuş? Ya annesi şimdi şey için yolluyor. Tekrar yumurtlamak istiyor. Bunlar da tabii 3 kardeşler büyüyorlar. Bu yem istemek için annesine gidiyor. Annesi de böyle hırpalıyor. Yani tüy köklerini yoluyor. Allah Allah. İyi, gözüne gözüne zarar vermiyor. Yok öyle aşırı zarar vermez sadece. Hani artık git şey o. Aa canım benim. Ama yeni tüy şeyleri var. Önce bir şok dökülmesi yaşıyor. Şuna yeniden çıkıyor. Bunu EMS kliniğe gönderelim. Bir saç ektirelim buna. Ya Mento ya. Şimdi bu tasma yüzünden linçlenebiliriz ama bu korkulacak bir şey değil. Bu onun iyiliği için. Bunun hep durmuyor tabii bu, çıkaracak. Yok tabii ki, sadece benim yanımdan. Sen şimdi getireceğim diye mi bunu taktın? Aynen ya, şimdi sizin kediler şey yapar tabii, dışarıdaki canım, kedi gelir, korna çalar, uçar. Bir daha beni bulamaz falan, hani o benden uzaklaşmasın diye taktım. Bunlar da çok önemli bir şey değil yani. Hayatımda ilk defa kuş tasması gördüm ha. Sen şimdi bu kuşu bize mi getirdin? İstiyorsanız sizde dursun. Ben adını Gezgin koydum. Benle birlikte gidiyor geliyor yani. Sen önce balıkları al Allah aşkına. Onlar gitti, duruyor mu hala? Gittiği günden beri yani onların varlığından bir haberim yani. Besleniyorum beslenmiyorum, ondan bile haberim yok yani. Yok, lan, o kadar. Oha ağza bak. Ne dur ısırma. Ay dur ay, onları ağzına. Gel. Ya kafası çok üzüldü beni şu an. O bir sıkıntı değil o. Daha bir tane kardeşi vardı en küçüğü. Kafada hiç yani tüyün belirtisi yok. Bu kafasını şey kaldıran cinsten. Aynen. Ya o da ay, en azından uzayacak. O bir hafta kalmaz çıkar hemen. Çorak. Aa bu çok evcilmiş be. Çok güzel. Aşkım. Canım kuşum. Aşkım. Bebeğim. Canım. Aşkım. Güzel kuşum. Öpücük. Bu konuşuyor mu bunlar? Konuşuyor. Bu dişi mi erkek mi? Bana erkek gibi geliyor ama daha belli olmaz o 3 ay 4 ay sonra. Erkek mi konuşuyor bunlarda? Ya dişlerin de nadir olsa da konuşanları var ama geneli erkek konuşuyor. Hı-hı. Benim sevdam bunlar işte yani, bu en son geldiğimde et bebekti, daha çok küçüktü. Şimdi ne kadar sürede bu boya geldi? Bu şu anda 45-46 günlük. Çok. Hadi be. Aynen. Kısa sürede o zaman büyüyor. Yani güzel bakılırsa hızlıca hemen tüye düşüyorlar. Evet, kafası saç yok ama şeyi güzel. Ya daha bir de çelimsiz bakımsız duruyor ama o annesi işte çok hırpalıyor yavruları. Bunun annesinde bir problem var. Benim. Hatta gel seveceğim mi? Gel sev gel. Bir tane ben alayım bunu yorumuna. Evet, masamız hayırlı olsun. Sonunda bir oturacak masamız oldu.
Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi, eline sağlık. Bak, tam senin ağzına layık vallahi bir şey var. Valla kapar da. Yok, kapmak istiyorum bana. Nasıl? O şey, kediye alışkın. Eskiden kediler böyle kuş gördüm atlardı. Şuna bak. Bizimkiler fare yakalıyor abi. Benimki fare de yakalamıyor. Fareye gösteriveriyorum. Kafasını çeviriyor böyle geri. Eskilemişmiş o. Şimdi alıştılar hazır mamaya. Yiyor ya bizimkiler. Bilmiyorum da akşamları falan ben görüyorum. Küçücük küçücük yiyorlar çatır çutur. Gel buraya. Yalnız bu kuş tutarsın. İnanılmaz ya. Ben hiç bu kadar sakin kuş görmedim ha hayatımda. Şey, kediye de alışkın. Gezgin. Evde bir tane de kedimiz var ya. Baksana şunu. Konuşursa bir tane alırım ben. Konuşmasa almam yalnız. Abdullah abi önce ilk başta hep böyle yapar. Sonra soy sever. Ya bu başka bir şey ya. Bu papağan çok başka. Ya hepsi böyle olsa güzel. Evde de mi kafanda sırtında dolaşsa mıncırsa. Bak hemen parçalayacak içinde var. Avcılık içgüdüsü. Evet. Ben gezgin. Buna da saç ektireceğim ben. Var ya saç. Benimki gibi var. Piknik masamız da iyi oldu oraya. Tabii onu yönünü falan daha ayarlayacağız Gizem aşağı gelince. Ama oturmak için böyle doğru düzgün bir yerimiz yoktu. Portatif iyi oldu. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Gelelim. Tam benim ilgi alanım. Benim... Bence çok güzel olacak ya. Hadi anlat Metin, ne yapacağımızı senden dinleyelim. Gel yani şöyle gösterelim. Böyle şimdi geçen geldiğimde abi konuşmuştuk. Buraya boydan boya hani böyle insanlar buranın görüntüsünü falan seviyorlar. Bir de köpekler çok fazla debeleniyor ya buralarda. Evet. Biz de dedik ki madem böyle her şeye giriştik, bir de buraya bu bahçeye bir de salma kafes yapalım. Papağanlarla salma, dolduralım. Kuş kafesi. Aynen, papağan kafesi. İklim güzel, iklim onlara uyabiliyor. İçinde böyle rahat hareket edebilecekleri kocaman bir alan var. Kapalı alan yapabileceğimiz bir kümes var. Evet. Dedim biraz Avrupa'yı usul, Avrupa'da yaşayanlar bilir, her bahçede var böyle bunlardan. Dedik buraya da bir kazandıralım. Belki Türkiye'de de bir şey, bir çağ başlatmış oluruz. Değil mi? Yani çok güzel olacak. Ben bunu bekliyordum. Özellikle bunu bekliyordum. O kadar şey yaptık ama bu ayrı bir şey. Yani tam benim alanım. Şimdi niyetimiz şöyle. Şu taş da bu oran. Bakın şuradan şöyle karşıya kadar, tek karşıdaki cevize kadar burayı böyle kafes yapacağız. Tabii her yeri tel olacak. Üstünde de bazı yerler kapalı olacak. Yani yağmurdan aynen korumak için. Komple üstünü kapatmayacağız. Aynen. Belli yerleri kapatacağız. İstediği yerden güneş alsın, istediği yerde yağmur da yıkansın. Evet. Nasıl istersen. Bu şekilde burayı komple böyle salma kuş kafesi yapacağız. İçinde kuşlar buradan pır pır uçacak. İçine böyle doğal ağaçlardan tünekler koyacağız. İçerisini de böyle bir botanik gibi yapacağız. Peyzaj aynen yapacağız, süsleyeceğiz, değil mi? Aynen ya, bence çok güzel olacak gerçekten. Bahçeye bir ses gelecek. Şimdi tam böyle koyduğumuz zaman izleyiciler artık papağan sesine alışsınlar. Ya aslında ses niyetimiz gelecek. Şu. Hem papağanları buraya salacağız hem de hobi amaçlı üretim yapacağız. Aynen öyle. Ya zaten işin tadını almak, şimdi ben gezgini getirdim falan. Hani o kıymetli zaten. Şimdi oturduğunuz zaman gireceksiniz içeriye, yavrular omuzunuza elinize gelecek. O alışırlar mı bize? Ya annesi babası bakarken böyle haşır neşir olursan abi zamanla sana da alışırlar. Alışır. Yani seni görerek büyürlerse alışırlar. Evet. Aslında niyetimiz şöyleydi bizim en başta. Şuraya şuradan şuraya, şurayı da akvaryum yapalım diye düşünmüştük. Bu kuş kafesi, kuş kafesinin içinde kalsın akvaryum diye hayal etmiştik. Ama şimdi o akvaryum işi biraz maliyetli. Cam mam kestirmemiz lazım. İçerideki yalıtımı yapmamız lazım. Onu artık daha sonraya bırakalım. Aynen. Şimdi önce kuşu bir halledelim. Kuşların yerini yapalım. Kuşları alalım. Değil mi? Aynen öyle. Zaten bir de şey oldu şimdi. Ya masa buraya geldi. Belki buraya kendinizi hobi alanı yaparsınız. Belki kuşlara ihtiyaç olan sonradan görebileceğimiz bir şey çıkar. Burayı öyle değerlendiririz. Belki balık için başka bir yer yaparız. Aynen evet. Zamanla. Yani bahçemiz, küçücük bahçemiz bir hobi bahçesi oluyor hayvanlarla. Aynen. İşte cüce keçilerimiz, ördek, tavuk, köpekler, kediler, tavşan. Yani böyle küçücük bir çiftlik evine yani dönüştürüyoruz. Benim kaçıncı gelişim ben hatırlamıyorum ama her geldiğimde daha böyle keyif vermeye başlıyor. Çünkü evet, hayvan olmayınca bahçeli bir ev ama hayvan olduğu zaman bir sürü maceraya böyle şey oluyor. Evet. Fırsat çıkıyor. O yüzden insana enerji de veriyor. Hani ne kadar zor olsa da
Bir bahçeye çıktın mı senin bütün stresini, enerjini böyle arttırıyor, alıyor. Değil aynen mi? Hayvanla uğraşmak güzel şey. Hele kuş şimdi, yani bu besleyenler biliyorlar, kuş bambaşka bir olay. Şimdi bitsin, ben o izlerken böyle o çay kahve içeceğiz ya, ben o anı çok sabırsızlıkla bekliyorum yani. O zaman hadi hemen başlayalım artık. Başlayalım abi. Önce kulübeden mi başlıyor? Aynen. O zaman şey yapalım. Üst sırayı bir temizliğe açalım, tamam mı? Sırayı da alalım lazım o zaman. Alalım mı? Tahtaları ne yapalım? O tahtaları da biraz şöyle atalım. Şimdi bu kulübelerini buraya mı oturtturalım? Mesela arkasını şuraya oturtturup öne iki tane ayak yapabiliriz. Yükseklik kurtarır. Tamam, zaten şimdi masa orada. Oradan oturduğunuz zaman bu manzarayı kapatmaz. Şöyle de yapalım. Ha. Yani evet. Oradan bakıldığı zaman koridoru direkt görelim. Onu oraya koyarsak bu tarafı kapatıyor. Buraya mı deneyelim bir? Aynen, burası bence daha iyi. Ya. Yükümden de kurtarır. Bir deneyelim o zaman. Böyle aşağıdan çıkamıyorum. Yok, yanlış mı? Yetin. Sen geçeceksin. Ben buradan ağaçtan geçemem. Nasıl kaldıracağız? Buradan kaldırmayayım mı? Kalkan ben ya. İçeri gireyim. Alanları çıkartalım. Oradan kaldırsan kalkmaz mı? Ama burada ben sıkışacağım. Önden kaldırsan. Şöyle.
Gizem bacı. Gizem ya, hanım. Yahşan. Başladık işlere ya. Bu evet. Metin habire bize iş çıkarıyor. Ah bu Metin yok mu? Hadi Metin gel artık kafes yapalım diye de 9 saatlik yolu bana başka kalan abim çektirdi çünkü. Metin de sayıkladı durdu. Bir an önce yapmak istiyorum. Evet yapın inşallah güzel olacak. Köyümüzde inşallah satışına başlayacağız. Papağan satışına başlayacağız. Özel papağan festivali yapacağız köyümüzde. Masamızda. Şey yapalım mı abi bir gün böyle? Ben eğiteyim bütün kuşları. Ha. Sonra böyle isteyen insanlar gelsinler. Böyle bir gün organize edersek böyle. Papağanları omuzlarına koyalım. Bak onu ne zaman yapacağız biliyor musun? İnşallah köyümüzde böyle güzel bir festival veyahut da Yusuflu köyüne özel böyle bir şey yapacağız. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki ay olabilir diye düşünüyorum. Yani hemen çok kısa bir sürede. Böyle o zaman buradaki kuşları o şekilde bir ortam yapıp hani gelen hem takipçilerimiz gelir hem köyümüzdeki böyle bir güzel organizasyon yaparsak orada bak yapabiliriz bunu İnşallah dediğin şeyi. İnşallah ben de o zamana Yusuf'lu sakin olursam. İnşallah. Bak şimdi şuradan kafesimiz şuradan gülün arkasına gidecek. Tamam. Oradan o tahta gibi öyle uzağa gidecek. Şu ortada biraz toprağımız kalacak ya. Aha. Oraya da çiçekler süsler yapacağız. Tamam. Bu içeride kuşlar sen burada otururken buradan pırr uçuşlar. Ay acayip bir şey olur ha burası var ya. Abla, manyak hiç gördün olacak mü Belçika'da durduğun süre boyun bahçesinde böyle. Onun için köylere gitmesi lazım. Ya. Hayır ya normal yol falan. Belçika'da mı? Evet. Hiç dikkat etmedim. Hayır, böyle hep böyle ya şu kadar olması bile önemli ya değil. Ya şöyle bizim takipçilerimizden bir tanesi işte Osman abi selam gönderelim izliyorsa. Amerika'da kendisi o. Onun böyle kuşlarının olduğu bir evinde kocaman i̇şte, bir bahçe yapmış. Kafes. Salma kafes yapmış. Aynısı o. Habire böyle bize mesaj atar mesela o. WhatsApp'tan ya, falan konuşuyoruz biz işte onunla. Bu kültürü yabancılar çok yapıyor. O yüzden. Evet. O bize çok yapın dedi. Aynen. Biz aynen. Ve bize o kadar çok dedi ki niye dedi kuş yapmıyorsunuz siz dedi. Üretin ya, satın dedi. Üretin dedi satın dedi. Bak dedi çok güzel parası var dedi. Niye yapmıyorsunuz? Bize senelerce söyledi. Ben Kaan'a falan bunu çok söyledim yani. Allah da seni gönderdi. Aynen yani. Osman abiye selam olsun burada. Abi ben diyorum yani. Diyorum. İşte yapalım. O mesela o da bak bir fikir şey yapar. Yani çok söyledi satın dedi. Bilmem kaç paraya satılıyormuş çok güzel. Hem kazanç sağlarsın size gelir olur dedi bize. Ya bir de kazançtan ziyade. Ben de böyle bir heves oldum öyle bir söyleyince. Boş durmasındansa onlar oynasınlar aynen izleyelim yani. Aynen yani bence bir de. O çok şey güzel var. Olur. Bence burası güzel olacak. Bir de ördek havuzu gibi gidiyor. Şimdi evet. Böyle bir şey duruyor ama. Çirkin duruyor. Sonra... Ya tabii şimdi şey değil. Mesela şimdi bu böyle durmasın yani. Bu böyle olmaz yani. Ben de. Ya oldu mu adam gibi olsun. Fikir yani. Üretiyor şimdi. Bunu mesela şimdi koyarsanız ama üst güzel bir şeyle örtü yapılır. Tatlı bir şey olur ya mesela. Bir mesela, tahta olur. Boyanır falan. Şimdi Kaan abiyle konuştuk. Oraya bir şeyler çizmeyi falan da. Ha evet olur. Ya onu da yapabiliriz. Aynen. O da güzel olur. Ya renklendireceğiz tabii. Böyle. Tabii böyle. Bu şimdi daha ilk başı. Bizim şimdi asıl yapmamız gereken süsten önce iskele çerçeve kısmını yapmaya çalışıyoruz. Bak şu dalları çok güzel kullanırsınız ha. Onları sıralım. Onun için sakladık onu da. Aynen. O şu anda böyle çok acayip. Onun için onları ayırdık. Bir abimiz içine Hollandalı kaçmış gibisin dedi. İçimdeki Hollandalıyı ona sakladım. Onu çok güzel yapıyorum. Heyecanla bekliyorum onu. Hadi hadi saat ilerliyor. Hadi. Biraz iş yapalım. Hadi iş yapalım. Ay şu çok güzel oldu ya. İyi yakıştı değil mi? Ay sen ne diyorsun ya? Keşke bunu da biz yapalım. Lanet. Ya var ya. Ya yapılır da astarın yüzünü geçiyor. Tolga abiye söyledim. Dedim Tolga dedim bir şey aldık dedim bundan. Ondan sonra fiyatını falan sordu ne kadar dedim. Dedim böyle böyle işte indirimini yapmışlar. Ondan sonra Ayşegül de şey dedi. Hani biz dedi aslında dedi yapar mıyız böyle daha mı ucuza gelir falan dedi. Biraz daha uyguna gelir. Bence dedim değmez yani. Fiyat dedim çok iyi yani. 3,5'ya aldık. Evet yani bence... Bunların hepsini almaya kalksan ya daha ucuza yaparsın kesin 1.000 liraya falan yaparsın. Kızım ben sadece şu tahtaları 1.000 liraya aldım. Bu çam ağacı ve ne kadar kalın. Bunu hayatta bilmiyorum da 1.000 liraya. Ya 1.000 lira daha ucuz yaparsın belki. Olabilir. Bence ona uğraştığına da değmez yani. Yani olabilir. Ya tabii bu da. Ama şimdi bunu işin ustası yaptı. Evet aynen. Düzgün. Aynen. Anladın mı ya? Tabii evet düzgün bir şekilde. Bence çok... Ha böyle hakikaten çok uğraşsan yaparım yapılır yani. Yapılır ya. Yapılmayacak bir şey değil ama şimdi acil ihtiyacımız vardı yani. Aynen. Baksana şuna. Olmadı arka bahçenin ikini belki ben yaparım. He olabilir aynen. Keres alır denersin evet. Yani. Ama çok kalın ha bunlar baksana. Çok kalın yani. Böyle ince bir malzeme değil yani.
İskeletimiz tamamlanıyor. Ama bir şey oldu. Asıl olay tel vuruyana kadar tel gidecek Metin. Tel işi beni biraz korkutuyor. Bence biz tel firmasıyla anlaşalım. Bugünkü çıkarttığı her şeyi bize geri göndersin. İyi mi? İyi. Güzel oluyor abi. Güzel olacak, güzel. Vallahi güzel Of be. Metin. Yaptık. Elimizdeki tahtaları güzel değerlendirdik. Bakın şöyle bir göstereyim. Başardık mı dersin? Evet, güzel oluyor. Ya tamam, bu tahta işini hallettik de işte tel işi biraz korkunç. Evet. Ya o halı saha filesi olursa üstüne rahat ederiz. Bir de şu iki tahtanın arasını aslında kapatabiliriz şey olsun diye. Nereye? Korunaklı alan olsun diye. Şu iki tane üstteki tahta var ya. Hı. Onun arasını ağacı için alacak şekilde. Üstünü mü? Aynen. Geriye kalan da halı saha filesi yaparız. Dur bakalım şöyle. Evet, bakın iskeleyi kurduk. Şöyle. Bura hayvanların içeri kısmı olacak. Buraları hep şöyle tel yapacağız. Şu biraz dışarıda olmuş. İşte o yüzden abi, şunu birden kesip biraz içeri. Şunu kesip içeri değil mi? Tamam, bunu bu o yüzden yetmedi. Az önce. Ha, sen şeyini bu aynen, tarafa doğru dedin. Bize ha, doğru. Anladım. Anladım. Evet, bu biraz şöyle dışarıda. Aynen. Oradan bakınca o taraf hızı aldırıyor da bu ikisi evet. Biraz aykırı duruyor. Ya bunu şu vidaları söküp biraz ittirebiliriz ya. Ben şimdi keserim. Kesmene gerek yok. Onu vurduk mu o toprağın altına girer. Bunu da şu tahtayı sadece çıkartacağız. Onu da ittireceğiz. Olur. Ama tel işi biraz korkuntucu. Hayırlısı bakalım, yapacağız. Geliştik bir işe. Ama bence değecek mi? Üst seviye. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bir 3 boyutlu bir görüntü oldu be. He? Bir de şekli şey, şuraları falan da düzeltince bilmiyorum yani, kendi kuşlarıma bir üzülmedim değil. Olmadı, şuraya da bak çit yaparım. Köpekler girmesin diye tatlı tahtadan. İçeriye de çiçekler. Aynen, zaten orada şey de var, çit de var. Aynen bak, şuraya, oraya da köpekler girmez. Şurayı da renklendiririz çiçekler. Çok güzel oldu abi. Vallahi. Ben şimdi de bunu toprağa falan düzenlerim. İçeriye içimdeki Hollandalıyı konuşturup oyuncaklar yaparım. Bakalım. Şimdi işte asıl tünekleri, ağaçları şimdi yapmak lazım. Aslında onu yapabiliriz, evet. Zaten orada hazır dallar var. O evet, içeriye hazır edeceğiz. Sonra dışarıdan geleceğiz. Tellerini takacağız. Yani şey, kurumuş zeytinleri ne yapacağız? Ne zaman alacağız? Yan bahçenin mi? Bakarız ona. Yalnız şimdi artık bugünlük bitirelim mesaiyi. Tamam. Bugünlük bitirelim. Çünkü tel almamız lazım. Elimizde malzeme yok. Aynen ya, o biraz fazla gidecek abi ama bence şu an Türkiye'de var mıdır? Muhtemelen parça parça yapacağız. Değil mi? Evet. Olsun. Ama çok göze batmaz aynı renk olduğu için. Aynen. Bak abi, güzel oldu ama ya. Gerçekten çok güzel oldu. Hadi top oynuyoruz. Ata. At. At oğlum. Biz onunla oynuyoruz ya. O tarafa at. At da gezgin oynasın, o da bebek lan. Sen de oynayacaksın. At gezgin oynasın. Oğlum at.
Gezgin'le beraber oynayacağım ya. Gezgin'i at hadi. Sen oynayacağım. Tamam, Gezgin'i at ama. Aa, ölür ki. Ölmez. Oğlum onu kuşun kafasına atmayacaksın herhalde. Pas atacaksın ona. Hayır. Evet, seninle oynayacağım. Gezgin. Gezgin. Bak sana kafes yapıyoruz size. Bir kuşlarımız eksikti. Ay. Ne oldu? Gitti, kırdı. Yavaş yavaş, sakın sakın sakın. Ne yiyoruz bugün iftarda? Bugün iftarda pırasa yemeğimiz var. Bir de otobur mu yiyeceğiz bugün? Çıtır kabak yemeği yap. Hep otobur mu? Evet, bugün öyle. Hep. Ot değil ya, sebze. Hep onlardan. Et namına bir şey yok mu? Bugün et yok. Haydi. Her gün et mi olur? Bu memlekette. Her gün et diyorsan zenginsin demektir. Efendim? Gezgin acıkmış. Ha, orada. Evet. Şey, bardakları koymuş. Of. Sanki böyle şey gibi ha. İki. Hadi. Kentaki tavukları gibi gözüküyor. Hadi. Keşke öyle olsaydı. Hayır, düşünmeyeceğim. Onu da yaparız. Sen güçler. Bir şey diyeceğim ya, bu et gibi kokuyor ama. Et gibi zaten. Et mi lan o yoksa? Evet, tavuk. Hani karnabahardın? Değil, şaka yaptım sana. Gerçekten tavuk mu? Evet, tavuk. Karnabaharlı tavuk. Doğru söyle be. Evet. Yiyince anlayacaksın. Ye mi? Tatlımı da göster istersen. Nerede? Kutu olabildi. Of 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 of. Bu ne ya? Bu ne? Cheesecake limonlu. Bu Ramazan hiç bitmesin. Oğlum akşamlar artık çay demliyoruz evde. Bu geldiğinde ben de şaşırdım. Bizim abla mutfakta keyif alıyor. Vallahi inanılır gibi değil. Evet yani, bence de. Ramazan'ı biraz uzatsınlar bence. Bir tuhaflık var. Ne kadar da mutlu gerçekten. Sabahtan beri mutlu yani. Değil mi? Aynen. Normalde görüyorum ben. Yapıyor geçiyor hızlı hızlı. Oğlum görmüyor musun? Her videomuzda artık iftar yemeği paylaşıyoruz. Ya şu an canlı canlı da görüyoruz. Ramazan sevinci devam edecek. Lan tavuktu bu. Sürpriz. Ya. Tavuk işte. Ben ayağı kırıklığını bıraktım şöyle. Aa, güzel güzel olmuş olmuş. Tamam tamam, tam böyle şey olmuş. Bir de pişmiş mi gibi bu ya? Yaktınız mı ya? Neyini yaktık be? Aa, bu da her gün yemek istiyor, ondan sonra konuşuyor. Bunun üstüne kaşar da güzel olurdu. Saçmalama. Bu ne şimdi ya? Yalancı tavuk mu? Ya karnabahar kızartması be adam. Hadi Ali, orucum açıldı, saat kaç? Niye tavuk gibi kokuyor? Daha var abla, açmamıza. Bu niye çalışmıyor? Daha var mı? Kaç dakika kaldı? Dört. Çabuk söyleyeyim ben. 4 mü? 4, 3. Tamam, 3 dakikada bunları alırım. Zaten o tavuğa benziyor ama acı. Acı mı? Acı. Aa, yok, ne bileyim ben. Kokusu öyle acı yani. Ya açıldı mı? Saate bakın bakayım. 34 geçe açıldı. Dur bakayım. Bismillah. Hayır, açma daha. Ezan da okunuyor. Kaç? 34 geçe. Dur bir dakika daha geçsin. Saçmama be. Olmaz. Bak daha değil. Bekle be. Ay yazık ya. Bekle. Hadi bismillah. Bir dakika bir dur ya. Vallahi içme, okumadı. Ezan okunmadı. Okumuyor ki. Okunacak, dur bir ya. O mu okuyor acaba? Evet, artık ölçüyorum. Emin misin bak? Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milletimi
devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. El Fatiha. Bismillah. Allah korusun. Çocuklar. Fatiha'yı da insanlar nasıl bu kadar zor okuyor? Ben mesela çok hızlı okurum. Mesela ben duaya yeni başlıyorum. Adam bir bakıyor. Böyle yok. Abi, o kadar değil. Nasıl okuyor yani? Hadi. Ama hızlı iç, hele bir de içten ben çok daha tutmayayım. Hadi Allah kabul etsin. Eline Amin. Koluna sağlık. Şey, limonata koyacaksın diye ben su şey etmedim. Abi tavuk işte. Şimdi merak ediyorum bakalım. Buna bandıracağız ha. Tamam mı? Yabancı tavuk. Ama bence tadı güzeldir. Tamam, al oğlum. Yeter. Al şey ya. Pırasa yiyeceğim ben. Hayır, ya. Ne pırasa mı var?